Evet sevgili dostlar, bugün sizlere Göktürkler kimlerdir, soyları nereden gelir, Göktürklerin dini inancı nedir, bayrağındaki kurt simgesinin anlamı nedir, neden mavidir, Göktürk efsanesi nedir, hala Göktürkler var mıdır gibi soruları kısa pasajlarla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Takip edenleriniz biliyordur. 3 yıla yakın bu kanalda yüzlerce içerik hazırladım ve çoğunlukla sizlere abone olun demedim. Ancak YouTube'un kriterleri ve algoritması sebebiyle beğenme, abone olma ve yorum yapma inanın emeğimizin devamı için çok önemli. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Göktürk kimlerdir? Göktürkler veya Kök Türkler Orta Çağ'da Orta Asya'da göçebe bir Türk halkları konfederasyonuydu. Bumin Kağan'ın önderliğindeki Göktürkler geleceğin coğrafi konumunu, kültürünü, hakim inançlarını ve geleceğini şekillendirecek birçok göçebe hanedanlıklardan biri olan Göktürk Kağanlığı'nı kurdular. Göktürk soyu nereden gelir? Göktürkler 542'ye kadar Altay Dağları'nın güney eteklerinde yaşamışlardır. Çin kaynakları ittifakla Göktürklerin bunlardan geldiğini ifade etmektedir. Göktürkler aşina adını taşıyan ve kelime anlamı olarak kurt neslini ifade eden bir Hun ailesine mensupturlar. Göktürkler Türk devleti midir? Göktürkler hakkında bilinen en önemli bilgi kendi milletleri olan Türk kimliğini devlet adından kullanan ilk Türk devleti olarak karşımıza çıkmaktadır. Göktürkler hangi devleti yıktı? Göktürklerin temeli Aşina kabilesine dayanıyor. 540 yılında Bumin Kağan Aşina kabilesinin başına geçer. 552'de Göktürk devletini kurarak tarihe ilk Türk devleti olarak geçer. Büyük Hun İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte kavimler Asya'nın çeşitli bölgelerine dağıldılar. Türk'ün atası kimdir? Oğuz Kağan ya da Oğuz Han, Türk ve Altay mitolojisinde Oğuz Türklerinin atası Uğuz Han, Uğuz Han veya Oğur, Ugur, Uğur Han olarak da bilinir. Dedesi Kabi Han, annesi Ay Kağan, babası Kara Han'dır. Oğuz Kağan destanının baş kahramanıdır ve destanda Asya Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Mete Han ile özdeşleştirilmiştir. Arkadaşlar Türk mitolojisi ile ilgili kanalımda bir içerik var. Yukarıya kart bırakıyorum. Açıklamalara da linkine bırakacağım. Dileyen oradan Türk mitolojisi hakkında bu tarz bilgilere daha geniş olarak ulaşabilir. Tarihte bilinen ilk Türk kimdir? İlk Türk milleti kimdir? Bu ırkın savaşı ve göçebe kültüre sahip olduğu M.Ö. 1700 yılları sonrasında kitleler halinde Altay Dağları ile Tanrı Dağları arasındaki bölgeye yayıldığı bilinmektedir. Bilinen ilk Türk devleti İskitlerdir. Göktürkler İslamiyet'i kabul etti mi? İslamiyet öncesi Türk tarihi incelendiğinde akla ilk önce en büyük Türk devletlerinden olan Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti, Uygurlar ve Göktürk Devleti gelmektedir. Bu devletler Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce kurulmuş ve yüzyıllar boyu var olmuş büyük Türk devletleridir. Göktürk efsanesi nedir? Göktürk destanları çeşitli parçalardan oluşmuştur. Bozkurt parçasında Göktürklerin bir Bozkurdun soyundan geldikleri, Ergenekon parçasında ise Ergenekon'a sığınmaları, çoğalıp buraya sığınamayınca dağı eriterek dış dünyaya çıkmaları anlatılır. Göktürkler ilk Türk devleti midir? Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Göktürklerdir. Asya Hun Devleti'nin dağılmasının ardından 552 yılında Türk boyları arasında siyasi birliği sağlayan Göktürkler Bumin Kağan önderliğinde kurulmuştur. Göktürk bayrağı ne demek? Göktürk bayrağı Göktürk Kağanlığı'nın sembolüdür ve 3 ana renkten oluşur. Siyah, beyaz ve kırmızı. Siyah renk Göktürk Hakanlık geleneğinde ölümü ve kara toprağı temsil eder. Beyaz renk ise saf ve temizliği, kırmızı renk ise kan ve gücü simgeler. Türkler ve Moğollar akraba mı? İki oğlu vardır. Mughal Han ve Tatar Han.
Mughal Han, Moğolların ve Tatar Han ise Türklerin atasıdır. Daha sonra Moğollar 8 soydan, Türkler ise 9 soydan çoğalırlar. Moğol'un soyunu Oğuz Han'la sürdürenler varsa da pek mantıklı görünmemektedir. Göktürk Devleti neden ikiye ayrılmıştır? Çin'in kışkırtmaları sonucu Tardu, İşbara'nın Kağanlığını tanımadığını bildirmiştir. Çıkan çatışmalar sonucu Göktürk Kağanlığı ikiye ayrılmış, Tardu Batı'nın yönetimini tamamen ele almıştır. Bu olaydan sonra İşbara Kağan'ın elinde sadece Doğu bölge yönetimi kalmıştır. Türk bayrağı neden mavi? Mavi renginin özgürlüğü ve sonsuzluğu simgelemesi bu bayrakta mavi rengin bir deniz gibi kullanılıyor oluşundan bellidir. Sömürgeden kurtuluşun ve bağımsızlığın adıdır. Aynı zamanda bitmeyen bir inancın da simgesidir. Bayrakta kullanılmış olan mavi üzerine hilal ve yıldız özgürlük anlamına da gelmektedir. Göktürk Devleti'nin en önemli hükümdarı kimdir? Bu büyük isimli hükümdarlar içinde belki de en önemlilerinden biri ünlü Göktürk Kağanı Kapkan Kağan'dır. İkinci Göktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk İlteriş Kağan'ın kardeşi olan Kapkan yaklaşık 200 yıl süren Göktürk tarihinde 24 yıl süren hükümdarlığı ile bu devletin başta gelen hükümdarları arasında yer almaktadır. İkinci Göktürk Devleti'ni kim yıktı? Bilge Kağan, Kultigin ve Vezir Tonyukuk'un sırayla vefat etmesiyle birlikte ikinci Göktürk Devleti gücünü yitirmeye başladı ve durumu fırsat bilen Uygurlar, Karluklar, Basmiller saldırısı ile 2. Göktürk Devleti 744 yılında yıkıldı. Göktürkler neye tapar? Göktürkler Gök Tanrı inancını kabul etmiştir. Gök Tanrı inancının yerleşik hayata geçmiş tarım yapan topluluklardan daha çok avcılık, hayvancılıkla geçinen konar göçer topluluklara özgü olduğu bilinmektedir. Göktürkler Türk adını kullanmış mıdır? Tarihte Türk adını resmi devlet adı olarak ilk defa kullanan Köktürklerdir. Köktürklerin ortaya çıkışı 542 yıllarıdır. Söz konusu dönem için birinci derece kaynak olan Çin kaynaklarındaki bilgilere göre Köktürklerin lideri Bumin Kağan, Çince kaynaklarda Tu Min veya Tu Men'dir. Göktürkler Oğuz mudur? Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılar tarihi seyirde kurulmuş önemli siyasi teşekküllerdir. Türk boyları bu teşkilatlanmanın ana unsuru ve taşıyıcısı olmuştur. İlgili boylar genel geçer ifadeyle Oğuzlar adıyla anılmaktadır. Göktürkler hala var mıdır? 630 yılında Çin, Göktürkleri tamamen kendine bağladı ve böylece 1. Göktürk devri sona ermiş oldu. 630 ile 681 yılları arasındaki bu dönem esaret dönemi olarak anılmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Başka bir içerikte buluşmak üzere, hoşça kalın.